Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Köfte beni andı. 12. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda şu an Raxian ve Faked var. Merhaba. Klavyesi sizi rahatsız etmesin diye mikrofonu kapalı tutuyor çoğunlukla. Aslında o kadar da rahatsız etmeyeceğini sanmam da. Bu iki bölüm arası ne yaptık? Bayağı bir şey yaptık aslında. Miscraft'ta biraz dolaştık ve sayfa bulduk. Şunlardan üretilen enerjimiz yetmediği için acil bir biçimde Steam Boiler'a geçtik. Ki bunun yapımını benden 70 kere izlediniz. Bunun yanı sıra başka ne yaptık? Aa, evet. Ve asıl arıların ilginizi çekmeye baş... bir saniye. Evet, geri döndüm. Ayrıca şu an bilgisayarımdaki bir problem yüzünden bu bölüm biraz düşük bir FPS'le olacak. Şu an 20 FPS falan oluyorum. İdare edeceksiniz. Evet, birkaç tane arı elde ettim. Kapır arılarımızı tam olarak elde etmeyi başardım. Ve bayağı güzel kapır elde ediyor. Hatta server'a girerken temizlemiştim ve şimdiden 16 tane tekrar birikmiş bile. Bunun yanı sıra Lapis, ki kendileri Lapis üretiyor adından da anlaşılacağı üzere, ve Diamond. Bu arıları elde ettim. Ha, bir de buraya Tropical'imizi geri koyacağım. Ve Raxian left the game. Muhtemelen gene interneti koptu. Hayır. Aa! Çanta kayboldu bir anda çantasında. Ha. Bekle. Onu geri almalı için çıktım. Şimdi Dializer'ım nerede benim? Buradaymış. Tamam. Bir farkları yok. Güzel. Direkt koy şunu. Evet, bu bölüm biraz ilginç bir şey yapacağız. Aa, bu arada bir de aşağıda şu villager'larımızı gösterelim. Bunlar ne? Hani Apiarist villager'lar, ki şu çok işimize yarayacak bir arı. Proven Frame bayağı güzel bir şeydir. APR'e o kadar önemli bir şey değil, fakat bu trade değişebiliyor. Ve burada şu copper gain'ler 4 tane olup otomatik olarak craft ediliyor. Bunlar Thermal Expansion autocraft'ları. Bu da 6 tane ile bir tane diamond elde ediliyor. Komplardan elde ediliyor bunlar. Vesaire vesaire. Ve şimdi gelelim bugün yapacağımız şeye. Öncelikle kendime bir Wrath Igniter yapmam lazım. Bunun için de bir adet Diamond Shard'a ihtiyacım var. Diamond Shard'ı nasıl elde edeceğim diye soracak olursanız... bir tane... Bir tane Diamond Blue'a ihtiyacım var. Evet. Siz de biraz konuşun ya, yalnız hissediyorum. Olur Efendim? inşallah. Şu anda pek yoksa. Sen biraz sesini düzelt bence. Evet, Raksen'in seste problem var. Evet. Ha, o da O da doğru. doğru. Scientific Craft etmem lazımdı. Evet, bunu yaptık. Ve senden yankı geliyor. Geliyor. Ha, tamam.
Da şuraya koyalım hemen. Ufak bir patlama sesinin ardından da aynı şartlarımız hazır. Igniter'ımız burada. Nether brick yok. Tamam. Hazırlıklı olalım yani. Gitti bile. Evet, server'ımızın hala bu arada kapanma problemi söz konusu. İdare ediyoruz. Yani daha çözmeye çalışacağız. Bir saniye. Ama brick değilmiş. Bunu kullanıyormuşuz. De ben eski sürüme alışkın olduğum için ve şuraya redstone girmek zorundaydı. Evet. Tabii bunu kullanırken tamamen dikkatli olmak lazım. Çünkü biraz tehlikeli bir ateş. Ama neyse ki sadece aynı tip bloğu yakıyor. Ve bununla bunu yakarak tabi uzaktan da izleyerek akselde gördüğünüz gibi yanıyoruz. Bunların Dark Iron'a dönüşmesini bekliyoruz. Ve şu söndüğünde bunları toplamaya başlayacağız. Şimdi gelelim şuraya. Bize router lazım. Bir. Eye Fender'ımız yetmiyor. L. Router'lar ne diye soracak olursanız eğer, router'lar factorization item taşıma yöntemi. İlginç bir özelliği yüzünden onları kullanacağız tamamen. Router'lar farklı bir şey. Servo yeni eklenmiş bir şey. Onu kastetmiyorum. Neyse, Raksiye'ni siz ciddiye almayın. Evet. Görmezden gelin. Aynen. Bize zaten kendi haline bırakıyoruz böyle. Ve bunların da Dark Iron'a dönüşmesi bekleyelim. O esnada router'lar hakkında önemli bir nokta daha, upgrade'leri. Zaten router'ları kullanışlı yapan şey upgrade'leri tamamen. Aksi halde biraz basit kaçıyorlar. Ama sanırım benim upgrade'leri kullanmama pek gerek kalmayacak.
Evet, update'lere ihtiyacım yok. Burada yediğim yemek de Ambrosia arılardan elde edilen bir yemek. Önceki bölümlerde gösterdiğimi bilmiyorum ve 30 saniye 40 saniyelik regeneration veriyor. Vax kapsülle konuşabilsem bu şekilde kraft ediliyor ve bunlarla 4 açlık doyuruyor ve regeneration veriyor. Yani güzel bir yemek. Şimdi bize yedette Carpenter lazım. Ha, tabii öncelikle bir tane de sen daha. Server mi gitti? Hayır, gitmemiş. Sadece benim internet biraz derpy. Yok, gitti. Evet. Şu dark item'larımızı da alıp üç tane relatörümüz hazır. Üç değil, dört tane lazım. Pardon. Ha, sıkıntı değil. Cidden hiç sıkıntı değil. Şimdi seni nereye koyacağız? Sıkıntı o. Burası güzel göründü gözüme. Aa, bunun dışında makinemizi upgrade ettik. Zaten enerji sıkıntısı orada başladı. Evet. Rotorlar ve Carpenter. Kullanacağız biz. Çünkü biz hayvanız. İsraf eden sen değilsin. Benim makım benim kararım. Şimdi bana 4 tane basic export pass ver. Bir tane de precision import pass. Ardından bir tane de level limiter. Tabii ki de level limiter için redstone torch lazım. Ve bir tane de prosesör. Tamamdır. Paslarımızı da alalım. Tamamdır. Ve sana bir tane de tesseract lazım. Liquid tesseract.
Şimdiki seni kullanacağım. Senin hani hani sunsel tam. Şimdi bana lazım olan ayarlamalar. Şunlar. Slot 1 diyelim bakalım. Slot 1 neresi oluyormuş? Slot 2. Niye yerleştirilmiyor? Evet, bu arkadaşlarla yerleştirmemekte kararlı şu an. Hemen şunu biraz kurcalayıp geliyorum. Evet, sorunumu çözdüm. Meğersem slotlar 12'den başlıyormuş. Bu makinede. Eğer şunu buraya yerleştirirsem gördüğünüz gibi buraya yerleşiyor. Ve yapacağımız şey şu olacak. Bana balsa kullanalım. Aslında rosewood kullansam daha mantıklı. Çünkü şu an Rosewood'un otomatik tarlası da mevcut. Şunun pattern'ını da bir garantiye alalım. Evet. Bunun dışında şuradakileri de bir alalım. Bana Royal Jelly ve polen lazım bir de. Sen de sinyal olmadan aktif ol. Ve sana şu resmiyi yerleştirelim. Sizin yeri değişik değil mi? Evet. Sen polen ol. Sen royal jelly ol. Aa dur. Yanlış oldu. Sen polen ol. Sen royal jelly ol. Sen beeswax ol. Sen de wood ol. Rosewood'umuz neden dolmuyor? Çünkü buraya Rosewood gelmiyor. Çünkü craft etmeyi bilmiyor. Senin precision olman lazım. Zaman. Neyse, zaten precision buff'larımız vardı bizim. Birkaç bölüm önce Vax'ine craft ettirmiştim. En sonunda onları kullanıyorum. Teşekkürler şimdiden.
Evet ve sen Rosewood Craft Edge edebileceksin. Tamamdır. Ve gördüğünüz gibi sadece söylediğimiz slotlara yerleştiriyor. Ve son bir eksiğimiz daha kaldı. O da enerji. Ki o da en kolayı. Hemen bağlayıp geliyorum. Evet, enerjiyi de bağladım aşağıdan ve artık Sensing Paneling üretiyor. Sen... Yok. 216 çarpı 2 kaç ediyordu? 432. Tamam. 432 Sensing Paneling varken... Redstone sinyali ver. Var mı? Ha yok da. Evet ve bu şekilde Sand Pen craft ediyor. Bunlar sayesinde şu slotlar dışında hiçbir slot dolmuyor. Sadece bu slotlara bir şeyler gidiyor. Ve bu sayede hem gereksiz derecede item'ın buraya dolması önleniyor hem de istemediğimiz item'ların istediğimiz slotlara dolması önlenmiş oluyor. Evet bunu bitirdiğimize göre server gitti. Ve geri döndük. Bakacağız. Şimdi Nether Nexus'umuza gidelim. Yeni Nether Nexus'umuz böyle. Sizin şu kitap Overworld'e mi bağlı yoksa Nether Nexus'daki? O zaman ben direkt yanınıza ışınlanayım. Düşmeyeceğim bir yerdesin değil mi Faked? Tamam. Selam. Bir konuşaydınız güzel olurdu. Tamam. Evet. Gösterecektin bana? Bu arada bu onların evi. Ant'te. Ha evet. Şurası rubber tarlaları. Burası Enderman tarlaları. Smelterleri ve otomatikleştirilmiş durumda. Aşağıda bir redstone devresiyle. Vanilla bir redstone clock. Yukarı baktım. Bulutlar vesaire vesaire. Tabii ben uçamıyorum. Sen yukarıda mısın şu an? Evet yukarıdasın. Woohoo! Şu biyom değiştiren zımbırtımı. Güzel. Geronimo. Tamamdır. Alo. Ha, ne haber? İyiyim, şimdi açabildim mikrofonu. Tamamdır. Sen burada turtle'larla inşaata uğraşıyorsun galiba. Turtle şu anda dediğim büyüklükte zemini ve duvarın ilk katını inşa ediyor. İkinci ve üçüncü katı inşa etmek için de sadece iki tane daha loop koyacağım. Güzel. Bitti sayılır yani. Ve benim burada jump assist kullanmam biraz tehlikeli. Evet. Affected. Evet. Yankı. Ha, tamam. Evet, şimdiden 22 tane elde etmişiz. Ve bizim bir tane daha bir şey elde etmemiz lazım. O da Emerald Beam.
Ama onun için bir sıkıntımız var. Noble'ımız yok. Sen Noble Species'i ben en son serumlardan elde etmiş miydin? Ha evet etmişim. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bunu Noble'ımıza alıyoruz ve herhangi bir prensesi alıp Meadows Prenses olur. Bayağı mis gibi olur hatta. Şuraya koyuyoruz. Siz ikiniz de yok edeyim ben. Bunun dışında bana Emerald için başka ne lazımdı? Bir tane Lapis'le bir tane Noble. Tamam. Ama %5 şansı var. Lapis'lerimiz burada var. Ama sen yokmuşsun. O zaman ne yapıyoruz? Great Gun'ımız var zaten. Server gitti. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben en son ne yapıyordum? Ha, Great Gun. Tamamdır. Ve bir tane Diamond. Unutmadan bir tane de su kovası. Tamamdır. Ve bana Nether Star verin. Şimdi bana şimdi yukarı aşağıda Noble'ımız hazırlanıyor. Aslında da Emerald seviyemize de bir bakalım. 11. Evet. Emerald bir kesin yaşat bizim için ve panellarımız da hazırlanıyor. Bu esnada şunları da otomatik ana network'e aktaracak bir, yani işlenmiş ürünleri de ana network'e atacak bir şeyler yapsak güzel olur. Evet, şu hazırlanırken onu yapabiliriz. Bir de süreye bakayım ben hemen. Tamam, biraz daha zamanımız var. O zaman ne yapıyoruz? Bir tane. Interface. Tane de Precision Expert Bus. Ve bolca da Cable.
Tamam. Şimdi bize buradan neler aktarılacak? Polen, propolis, royal sen ve bir tane kesinlikle yetmeyecek. Şimdi stack modunda taşı şunları. Server gitti. Gene. Ha gitmemiş, tamam. Lag varmış sadece. Gitmiş. Ben seni en son ne craft edecektim onu gene unuttum. Ne yapacaktım? Ha tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Senden alıp şuradan geçiriyoruz. Ops. Şu an network'ün içine ettik. Tamam. Seni geçiş olarak bir kaldıralım. Siz bunlarsınız. Ben bir tane. Fasat ver. Kakao, lapis, diamond ve bir tane de copper. En biri Miscraft'tan mı geldi? Miscraft'la mı? Yoksa bana mı öyle geldi? Gençler. Bak sen geldi. Ha tamam. Sonra 2 saniye stack moda gel.
Sen de 2 saniye stack mode'dan çık. Tamamdır. Sen de fasatla gizlen. Sen force wrench'le alın ve fasatla gizlen. Tamamdır. Ve artık arı ürünlerimiz de otomatik olarak Emi Network'ten çıkıp bu Emi Network'ten çıkıp öbür Emi Network'e geçiyor. Burası sadece işlem kısmı kalıyor ama diamondlarımız neden gitmedi? Çünkü diamondları muhtemelen koymayı unuttum. Evet, unuttum. Evet. An itibariyle otomatik olarak buradan tüm üretilmiş şeyleri ana network'e aktarmayı başardık. Evet sen de. Yani neyse onu sonradan hallederim. Balı falan filan otomatik olarak buraya yönlendirme işini yapacaktım da. O sonraya kalsın. Şimdilik idare ederiz böyle. Evet. Ben burada bitirsem güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler. İyi eğlenceler.